Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Bloke hesap nasıl açılır, hangi aşamalardan geçilir bu hesap açılırken, para nasıl transfer edilir, bunlarla ilgili bilgiler içeren bir video yaptım. İyi seyirler. Bugün sizlere Fintiba üzerinden Bloke hesap nasıl açılır, ondan bahsetmek istiyorum. Bu açılırken hangi adımlar izlenir, onları sizlere göstereceğim kendi Fintiba hesabım üzerinden. Bayağı soran arkadaşlar oldu yorumlarda gördüğüm kadarıyla ve aklında şüphe olan, yani kuşkuları olan arkadaşlar var. İşte paramızı yolladığımızda nasıl geri alacağız? Ya bir sorunla karşılaşırsak, ya ayağı yatmazsa hesabımıza veya herhangi bir sıkıntı olur, işte bize için gerekli evrakları alamazsak gibi gibi birçok soru var insanların kafasında. Haklılar, çünkü bu büyük bir tutar. 6000 euro dediğimiz tutar gerçekten malum ülkemizde biriktirmesi zor olan bir miktar. Bulunması da zor. Dolayısıyla normal bakıyorum ben bu tarz kuşkulara, çünkü ben de yaşadım. Arkadaşlar öncelikle burada yapmamız gereken fintiba.com adresine girmek. Şu gördüğünüz siteye. Daha sonra profil kısmında profilinizi oluşturuyorsunuz. Nasıl herhangi bir siteye üye olurken bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Buraya da hepsini gireceksiniz. Ben şimdi tıklamıyorum, benim kişisel bilgilerim olduğu için. Sizler bu kısma bütün bilgilerinizi doldurun. Türkiye'de kullandığınız telefonunuzu gireceksiniz bu arada. Adresiniz, işte Türkiye'deki adresiniz vesaire vesaire. Bunları girdikten sonra arkadaşlar sizin bir hesabınız oluşacak. Zaten daha sonra şu kısmında, timeline'da işte profiliniz oluşturuldu gibisinden ilk bir adımı göreceksiniz, ilk aşamayı. Daha sonra ikinci aşama olarak işte IBAN numaranız oluşturuldu, onu göreceksiniz. Bu nasıl oluşturuluyor, onu da şuradan home kısmından arkadaşlar, Bloke account kısmında burada your IBAN yazıyor. Siz profili oluşturduğunuzda size bir IBAN oluşturuluyor. Bu IBAN hangi banka üzerinden oluşturuluyor, ona bakalım hemen. Bu IBAN Storebank diye bir bankada oluşturuluyor. Yani size bir hesap açılıyor bu bankada. Fakat siz bu bankada açılan hesapla herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Sadece o hesaba sizin için Fintiba'nın transfer ettiği parayı görüyorsunuz uygulama üzerinden. Bunu nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Buraya diyorsunuz, burada, pardon, buradan değil, şuradan. Hesabınızda işte transfer ettiğiniz miktarı burada görüyorsunuz. Bu miktarı nasıl transfer ediyorsunuz arkadaşlar? O da dediğim gibi şurada size bir IBAN veriliyor. Diyor ki şu timeline'da, bu IBAN'a parayı transfer edin diyor. Siz bu parayı nasıl transfer edeceksiniz? Bu da ayrı bir soru. Şimdi bu parayı Türkiye'deki herhangi bir bankada, depo olur, iş bankası olur, euro hesabınıza ilk baş yatırıyorsunuz. Yatırdıktan sonra bu parayı ister alıp Western Union diye bir transfer sistemi var. Duymuşsunuzdur arkadaşlar. Parayı nakit olarak alıp oraya götürüyorsunuz. O da belli bir şubeleri oluyor bunun, her şehirde vardır. Oradan sizin adınıza bu parayı buradaki oluşturulan IBAN'a transfer edebiliyorsunuz. Sanırım bu transfer ücreti, bu Western Union'ın daha ucuz diyebiliyorum, daha düşük diyebiliyorum. Çünkü ben şu şekilde transfer ettim. Bankacılık uygulamama girdim. Oradan swap yaptım. Yani bankaya gitmeden oradaki hesabımdaki
euro hesabındaki tutarı buradaki IBAN'a transfer ettim arkadaşlar. Transfer edince bu direkt olarak gitmiyor. Yani bir incelemeye tabi tutuluyor. Daha sonra sizi bir bankadan arıyorlar. O Türkiye'deki bankanızdan. Diyorlar ki böyle böyle para transfer etmişsiniz. Bunu ne için ettiniz yani? Sebebi ne? Onu soruyorlar. Anlamadım hani niye soruyorlar ama. İşte sorduklarında siz de diyorsunuz işte Almanya'ya gideceğim. Blok hesap oluşturuyorum. Tamam diyor. Sanırım oradan o sistemden onay veriyor bu transfere. Ve paranız arkadaşlar birkaç gün içinde buradaki hesaba geçiyor. Zaten geçtiğinde siz bu hesap, bu parayı burada görüyorsunuz. Ekstradan, ayrıyetten timeline kısmına düşüyor. Diyor ki paranız elimize ulaştı. Para ulaştıktan sonra arkadaşlar sizlere ne lazım size? Vizede kullanacağınız dokümanlar lazım değil mi? Bu dokümanları size yolluyor. Şu kısımda documents kısmına geliyorsunuz. Burada birçok documents var gördüğünüz gibi. Bunlar hep benim işte Almanya'da açtığım banka hesabına yatan aylık paraların makbuzları. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Sizin için önemli olan şu. Size bu gelecek. Siz parayı transfer ettikten sonra 3-4 gün sonra buraya düştüğünde bu para Visa documents diyor. Buradaki bloke hesabımızı gösteren bir 4-5 sayfalık bir doküman. Daha sonra bir 2-3 sayfalık da şu health insurance kısmının confirmation'ını gösteren dokümanlar elinize ulaşıyor. Bu sağlık sigortası arkadaşlar yaklaşık aylık 30 euro bir tutarı var. O da 180 euro toplamda. Bunu zaten siz bu profil kısmında oluştururken size soruyor. Diyor ki sağlık sigortası istiyor musunuz? Siz de istiyoruz tıklayınca size ne kadar toplam para yollamanız gerektiğini zaten karşınıza çıkarıyor Bindiban. İki evrak da sizin elinizde bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Yani bu çok uzun bir süreç değil. Bir haftada halledebileceğiniz bir şey. Yani vize randevunuzda bir hafta önce bunu halledebilirsiniz. Yani aylar önce bunu yani parayı ayarlamanıza falan gerek yok. Daha sonra neden bahsedebilirim size arkadaşlar burada? Dediğim gibi timeline'da bütün aşamaları görüyorsunuz. Aşama aşama ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu dokümanları aldıktan sonra Almanya'ya gittiğinizde inşallah vizeyi aldığınızda Almanya'da da ekstradan orada bankadan hesap açmanız gerekiyor. Yani bu açtığınız hesaptan sonra intibayla işiniz bitmiyor. Siz oradan bir telefon numarası alıyorsunuz. Telefon numarasını buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve oradan açtığınız banka IBAN'ı da buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra yine timeline'da diyor ki tamam hesabını açmışsın. Paranızı yatırmaya başlayacağız diyor. Orada işiniz bitiyor arkadaşlar intibayla işiniz. Onun haricinde ne söyleyebilirim sizlere? Şöyle soru vardı. Biz işte ben Fintiba'ya paramı yatırdım. Sporbank'a gitti para. Ben bu parayı vizem çıkmasa nasıl alırım? Bununla ilgili arkadaşlar şurada müşteri iletişim kısmı var. Buraya bunun bilgisini veriyorsunuz. Bunun bilgisini verdiğinizde yine eğer vize red alırsa buralardan bir yerden bulursunuz onu. Vizenin fotoğrafını çekip buraya yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra vizeniz çıkmadığı için bu Fintiba sizin paranızı geri iade ediyor arkadaşlar. Ama nasıl iade ediyor onu bilmiyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Eğer karşılaşan arkadaşımız varsa yorumda belirtirse sevinirim. Bu videoyu izliyorsa tabii. O konuda kuşkunuz olmasın yani o parayı bir şekilde alırsınız. Ya tam olarak alırsınız ya da 6 ay sonra alırsınız. Büyük ihtimal 6 ay sonra alabilirsiniz o yatırdığınız parayı. Vizeniz red olursa arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun derim. Önemli bir mevzu çünkü. Peki profilinizde işte oluşturduğunuz bilgilerde bir yanlışlık oldu. Ya da size gelen bu dokümanda herhangi bir hata var arkadaşlar. Benim
mesela doğum yerim yanlış yazılmıştı. Yani ilçe yerine doğduğum il yazılmıştı. Ben de tabii ondan biraz şüphelendim. Vize de işte red yerim falan gibisinden. Daha sonra buradan iletişime geçtim arkadaşlar. Bana gelen dökümanı yaklaşık bir saat içinde düzelttiler. Burada İngilizce iletişim kurabilirsiniz. Ben İngilizce kurdum. Yani işte doğum yerim yanlış yazılmış, dökümanı güncelleyebilir misiniz deyince buradan ilgili arkadaş, yetkili arkadaş sağ olsun onu düzeltip bana yolladı. Önemli bir nokta çünkü yanlış olmaması gerekiyor bu dökümanda. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine sorusu olan olursa videonun altına yorum olarak sorabilir. Oradan vakit buldukça cevaplarım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ise Almanya'ya gittiğinizde orada banka hesabı nasıl açılır? Onunla ilgili bir video yapmak istiyorum. Ya da işte bu vize başvurusundaki döküman, başvuru dökümanı nasıl doldurulur? Onunla da ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Ek olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin yatırmanız gereken tutarı sağlık sigortasıyla birlikte intiba belirliyor demiştim sizlere arkadaşlar. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Bu tutar diyelim 6000 euro olarak belirlendi. Siz bu bankacılık uygulamasından swap yaparken 6000 euro transfer etmek yerine 6200 euro transfer edin. Bunun nedeni arkadaşlar 89 euro bir para kesintisi yapıyor Fintiba sizden. Onu size şuradan gösterebilirim arkadaşlar. Şurada Black Account Initial Fee diyor. Bu kesiliyor. Yani eğer eksik para yollarsanız şeyde size gelen dökümanda Almanya'nın istediği tutardan alta düşerse eğer red yeme olasılığınız çok yüksek. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani 6000 euro demişse size bana gördüğünüz gibi 5895 euro ben transfer etmişim. Büyük ihtimal bana 948 çarpı 6'dan arkadaşlar 5600 falan çıktı. Ben bunun üstüne 200-250 euro daha fazladan koymuşum. Sizler de öyle yapın. Dediğim gibi 90 euro bunun ücreti var. Bir de sizin Türkiye'deki bankanızın sizden aldığı transfer ücreti var. O da yaklaşık arkadaşlar benim zamanımda yani bundan bir 7-8 ay önceydi 40 euroydu. Yani sizler de 200 euro fazladan transfer edin. Bu Western Union'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Ben oradan transfer etmeyi tercih etmedim. Çünkü onda parayı nakit olarak elinize alıp gidip yapacaktınız. Ben açıkçası 6000 euroyu nakit olarak taşımak istemedim. Oradan da transfer etmek istemedim yani. Dediğim gibi bankacılık uygulamasından bankaya gitmeden bu işi halledebilirsiniz. Çok kolay. Size bundan bahsetmek istedim ek olarak. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalıysa kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.